Evet, 7. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel sorular sordunuz bu zamana kadar. Ben de mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde yanıtladım. Yorumlarınızı okuyorum. Beğenenlerinkini de beğenmeyenlerinkini de. Polemikler her şey 10 numara fevkalade 5. 10 numara 5 yıldız 2 pırpır devam. Hadi bakalım. Var mı yeni sorular? Evet, var Doğukan Bey. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutluluk duyduk sizi gördüğümüze. Teşekkür ederim. Dış ses. Bu arada özlemiştik yine sesinizi. Geçen sefer olduğu gibi. Teşekkür ederim. Ben de size. Siz de soruyorlar bu arada. Öyle mi? Evet. Ne diyorlar mesela? Diyorlar ki gülmesin, midemiz bulanıyor diyorlar. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet, devam. Sorulara başlayalım. Evet. Güzel sorular var. İnşallah. Çok tatlı sorular var. Geliyor. Tamam. Kaldığınız adaya hiç yabancı bir tekne geldi mi? Ada Survivor devam ettiği sürece koruma altına mı alınıyor? Sürekli olarak koruma altındaydı. Daha önceden bu soruyu sormuşlardı ama yanıtladığımı hatırlamıyorum. Çok bölüm oldu çünkü. Adada sizden başkası bulunuyor mu demişlerdi. Kameramanlar dışında. Yanıtlamamış olabilirim ama adada kameramanların dışında her an için yanında panzehirleri olan bir paramedik dediğimiz sağlıkçı var. Çok anlaşamıyoruz kendisiyle lisan olarak ama bir de orayı, çevreyi ve bitki örtüsünü, her şeyi tanıyan bir yerli var, koruyucu. Dost da geldi, uzun zamandır videolarımda yoktu galiba, şimdi kadraja da girecek kendisi. Evet, hoş geldiniz efendim. Bu kişiler vardı, bir de sosis var. O da dahil oldu. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Ama sizi dışarı alalım. Lütfen dışarı alalım. Dışarı dışarı. Çekim var, biliyor musunuz? Böyle olur. Tamam. Güzel. Çünkü Survivor videolarında dost genelde olmuyordu. Yani hepsinde olmuyor. Sosis de geldi şimdi. Beraber böyle devam edebiliriz. Hemen hızlandırayım konuyu. Uzaktan tekne görüyorduk. Tabii en büyük hayalimizdi. Hani tekne yanaşsa da, el kol hareketi yapsak da, işte onların kesin böyle yanında dondurma bir şey vardır. Hani her şekilde kafasına gireriz. Anlatabiliyor muyum? Tekne şimdi yanaştıktan sonra kaos ortamı da olur bizim için. Gerçi yanaştırmıyorlar. Çünkü onlar aralarında telsizle zaten etrafı koruma halindeler ama en büyük hayallerimizden biri. Yani o adalardan, şeylerden bir tanesi gelecek, teknelerden biri gelecek. İçinden biz soğana çevirirdik valla. Yok, yaklaştırmıyor ama. Konseyde isim yazarken konuşan yarışmacıyı siz de oturduğunuz yerden duyuyor musunuz? Güzel soru. Hayır. Ben ilk gittiğimde de onu düşünüyordum. Ya millet nasıl böyle birbirini atar gider yapabiliyor? Ne cesaret falan diyorum. İlk zamanlardaki çekimlerde biraz farklıydı. Bunda hayır, duyulmuyor. Şimdi ismi lazım değil. Bazı yarışmacılar gidiyor orada, destan anlatıyor, hikaye yapıyor, fotoğraf çiziyor bilmem ne. Biz onları bir 10 dakika bekliyoruz. Ne anlatıyor acaba diye. Yani fotoğraf çekiyor. Onun bayağı bir sanat eseri yapanlar vardı orada. Sıkıcı da bir 10 dakika bekliyorsun orada onu, ne anlatıyor acaba diye, ne destan yazıyor diye. Kimse kimseyi duymuyor. Bir kere yarışmacılar birbirlerini duysa o kadar cesaretli konuşacaklarını düşünmüyorum. Yani ben orada mesela kendi adıma konuşayım. Ne anlatıyorsam, ne söylüyorsam yarışmacının yüzünde de söyleyebileceğim şeyleri söylüyordum. Ondan sonra meğerse bir baktım, millet bayağı atıp tutuyormuş anasını satayım. Yani zannetmiyorum kimsenin o kadar cesaretli olduğunu. Bu arada Survivor'ın o kadar bir kitlesi var ki, sizin baştan beri videolarda ismi lazım değil dediğiniz herkesin isimleri çatır çatır yorumlarda yazılıyor. Olabilir, ben vermiyorum isimleri. Evet, o izleyicinin olayı kapması, zekası onunla evet, alakalı bir şey. Çok zeki bir seyirci var. İyi oldu bu, tamam. Gözü bozuk olanlar ne yapıyordu? Gözü bozuk olanlar benim gibi atamıyordu. Ne olsun. Gözü bozuk olanlar. Doğru. Senin de bozuktu galiba gözün. Çizdirmiş. Evet, belli olmuyor mu? Çizdirdim. ben de çizdirdim. Çizdirenler kulübüne hoş geldiniz. Vardı, lens takan vardı. Hatta bir tane yarışmacımız vardı kız. Bir gün havuz oyunundan bir çıktı, bir gözü kahverengi, bir gözü renkli. O gün öğrendik lensli birisi olduğunu. Yani gözlüklü kimse yoktu. Var mıydı? Yoktu. Ben de hatırlamıyorum. Yoktu. Gözlüklü kimse hatırlamıyorum ben. Lensli galiba çözüm. Bilmiyorum. Peki yarışmacı seçerken... Dur lafını kesiyorum ama bir tane yarışmacı vardı. Survivor'a gelmeden önce 2-3 hafta önce gözünü çizdirmişti. Hatırlıyorum çünkü o dönem göz damlası falan kullanıyordu. Zaten öyle bir yarışmaya giden kişiler böyle bu tarz önlemler alıyorlar. Şimdi bununla bağlantılı bir soru daha soracağım. Yarışmacı seçerken nelere dikkat ediyorlar? Nasıl ulaşıyorlar? Ne yapıyorlar? Gözü bozuk olanları almıyorlar mı? Bu yüzden mi çizdirmek zorunda kaldı vesaire? Şöyle, zaten çok ciddi testlerden geçiyorsun. Efor testinden geçiyorsun. Survivor'a davet edildiysen aşama aşama birkaç mülakattan geçiriyorlar. Eğer uygunsan zaten seçilen yarışmacılar arasına giriyorsun. Yani şimdi senin göz numaran 8'dir. Görmüyorsundur ve gözlük takmayacaksındır. Zaten giremezsin. O zaman önlem alman lazım. Yani ya gözünü çizdireceksin ya başka bir şey. Bu yılki yarışmadaki favoriniz kim? Survivor'ın en çekişmeli süresi son 6-7 hadi son 8 kişiden ibarettir diye düşünüyorum. En çekişmeli olan süre. Çünkü artık bireyselleşmeler başlıyor ya. Bu herhalde 1-2 bölüm sonra söyleyebileceğim bir, cevaplayabileceğim bir soru. Evet, bireysele dönünce daha tam bireysele döndüğü zaman evet. Oluyor. Evet, röportajları siz isteyerek mi veriyorsunuz?
Şimdi röportajları herkese adil şekilde yapıyorlar, o ayrı. Ama gündemde bir konu varsa, yoğun bir konu, herkesin yoğunlaştığı bir kavga vardır ve onun üzerine gidiliyordur. O zaman konunun başrolleri birazcık daha işin içerisinde. Fakat sen ayrıca bir şey eklemek ve söylemek istiyorsan röportaj verebiliyorsun. Eğer ki konunun çok dışındaysa, çok alakası saçma bir şeyse, hani izleyicinin önüne gitmiyor olabilir o konular, bilmiyorum. Peki hiç istemeyen oldu mu? Yo, ben bugün röportaj yapmak istemiyorum. İstemezsen istemiyorsun, modun yoksa. Yani mesela benim ilk Survivor'a katıldığımda adaya döndüğüm bir şey kazanmıştık. Barınak kazanmıştık ödül olarak. Ben o zamana kadar koskoca bir ev inşa etmiştim oraya. Döndüğümüzde bir baktım ev yıkılmış. Yıkıldım. Paramparça oldum. Hatta kıyameti kopardım. Özellikle rica ettim. Dedim ki ya beni bu kadar çirkin yanımda göstermeyin dedim. Çok sinirlenmiştim. Çok üzülmüştüm açlıkla. Sağ olsunlar. Benim çok da fazla röportajımı yapmadılar o gün. Çünkü gerçekten yıkılmıştım. Ondan sonra zaten Acun abi dedi ki Doğukan dedi sen dedi bazı şeyleri fazla duygusal yanaşıyorsun dedi. Doğru söyledi. Ben çünkü aidiyet duygusu çok yüksek bir insan olduğum için çok emek verdiğim bir şey ortadan kaybolduğu zaman, çok değer verdiğim bir şey kaybolduğu zaman gözüm dönüyor. O benim için hayatımda törpüleme noktalarından biri oldu. Çok yerinde bir tespitti aslında Acun abinin yaptığı. Ondan sonra mesela ne kaybettiğimi ne kazandığımı çok da sevinip üzülmemeye başladım. Yani dengesini tuttum. Uçuş gerektiren ödüllerde vizeyi nasıl hallediyordunuz? Vizeyi kendiniz almanız gerekmiyor mu, yoksa sizin yerinize önceden vize alınıyor muydu? Ya vizeyi Acun Medya önceden hallediyor zaten. Vize alınamayacak bir yarışmacıysan yarışmaya katılamıyorsun. Yani GBT evet bir sabıkan bir şeyin varsa zaten yarışmaya uygun birisi değilsindir. Onun için vizen zaten hallolmuş oluyor. Ya istisnai bir durum varsa bilemiyorum. Bu prodüksiyonun vereceği bir karar. Hani böyle bir şey ben gittiğim dönemlerde yaşamadığım için bilmiyorum. Herkesin bir vize uçuş şeyi vardı. Yani sıkıntısı yoktu kimsenin benim katıldığım dönemde. Kağıt kalem tarzı zaman geçirmeye yönelik nesneler götürmeye izin veriliyor mu? Güzel soru. Ben yasakmış gibi düşündüm. Ben yanımda böyle minnacık kağıtlar gizlice götürmüştüm. Belki de yasak değildi bilmiyorum. Çünkü illaki görmüşlerdi, bilmişlerdir, almadılar. Birkaç kişi yanında dualarını yazdığı kağıtlar götürmüştü. Yasak değildi muhtemelen. Ama yani kalkıp da roman tutacağın bir şey olmazdı orada. Sadece hani bir iki not tutabileceğin, duadır, şudur, budur. İçinde işte manevi bir olay. Ben mesela üçümde getirdiğim kağıtlara baktım. Hep böyle tatlı tarifleri yazmışım kafamda uydurduğum. İşte onun içine bunu koyacağım, şunu koyacağım. Sürekli yemek yazmışım. Gerçek hayat ve Survivor'da ayırıyorduk biz. Gerçek hayata döndüğüm zaman şunu alacağım, bunu alacağım, kendime onu yapacağım, bunu edeceğim, şuraya gideceğim. Hep notlar tutmuştum. Bir kısmını da yaptım zaten. Yasak değildi. Fakat aramalardan bir tanesinde sağlam bir fırça yedik. İşte bu daha önceki bölümlerde söylemiştim. Diş fırçası falan çıktı birilerinden diye. Ya çok saçma şeyler çıktı birilerinden. Yani böyle yanına gezeceğim makyaj malzemesi getirmiş kız bile çıktı. Komik bir şekilde haliyle sordu Acun abi. Yani yani makyaj malzemesi niye yani? Kullanamayacağın bir şey veya işine yaramayacak bir şey senin çantanda ne geziyor olabilir diye. Hani böyle saçma aslında isim vermedi. Hani bunu ortaya sordu. Hani ne alaka, niye yani diye. Ben bir kere çok bir saçlandım. Ödüllerden bir tanesinde bir kola ödülümüz vardı. İçinde şeker olduğu için de iki tane içme hakkımız vardı. Bir tanesini saklamıştım. Bu birinci Survivor'dan. Bir tanesini saklamıştım. Çok ani şeker ihtiyacım olduğu zaman içerim diye. Orada benim çok güzel fırçayı yedim. Çünkü adaya götürmek yasak. Ve bana şunu sormuşlardı konseyde. Yani adaya hiçbir şekilde hiçbir yiyecek içecek götürülemiyor. Ha pardon. Şöyle oldu. Arama yapıldı. Benim çantamdan kola çıktı. Konseyde bana bunun hesabı soruldu. Ne hikmet, hayırdır sen falan diye. Ben de dedim ki yani o bana ait dedim. Benim kolam o dedim. Ne demek senin kolan, hayırdır sen oldular. Ben de dedim ki hani bu benim ödülde kazandığım, benim kazandığım bir ödüldü. İki tane hakkımız vardı o gün. Ben bir tanesini sakladım. Adaya getirdim dedim. Adaya dedi ne zamandan beri götürebiliyorsun böyle bir şeyi? Tabii ben hani kendimi haklı görüyorum çünkü ben survive ediyorum orada ve zor gün için şeker saklıyorum kendimce. Ondan sonra bir daha yapamadım tabii yani. Yapmamam gerektiğini de öğrendim. Survivor'da aşık olanlar var mı? Survivor'da aşık var mıydı? Ben iki dönem katıldım. Sadece iki döneme yönelik cevap verebilirim. Hani benden öncesinde ve benden sonrasında bir takım duygusallıklar gördüm. Karşı takımla veya aynı takımla birbirine ilgi duyan insanlar gördük, hepimiz gördük. Benim katıldığım dönemlerde yoktu. Ben görmedim, ben rastlamadım. Varsa da herhalde haberim olmadı. Daha çok hatta bizde gıcık olma vardı. Yani bizde aşktan ziyade birbirine gıcık olma vardı. Bilemem tabii, ben sadece katıldığım dönemleri yorumlayabiliyorum. Peki cinsellik var mıydı adada? Daha önce buna benzer bir soru sormuştun. Ben de hani şey demiştim. Erkeklerin buna müsait olmadığını fiziken. Çünkü vücut önceliklerini belirliyor. Yani varsa da bilemezsin. Hani illaki kafanda kuruyorsun. Diyorsun ki ya bu iki insan çok fazla ortadan kayboluyor. Veya bu iki insan çok samimi diye varsayabiliyorsun. Ama bunu hiç kimse bilemez, göremezsin. Benim katıldığım dönemlerde ben herhangi bir şey yakalamadım. Sadece hani bu iki insan neden çok konuşuyor falan gibi yorum yapabiliyorsun o kadar. Daha fazla bir şey söyleyemiyorsun. Survivor videoları
çekmeye başladığından beri yeme alışkanlığında bir değil. Kuş sıçtı, özür dilerim. Hakikaten mi? Hakikaten evet. Kuş sıçmış hakikaten ha. Evet, dolu dolu yaptı da o yüzden konsantrasyon bozuldu. Teşekkür ederim yani miktarını belirlediğin için. Bu videoda böyle bir şeyden bahsetmemiştik. Çok iyi oldu. Evet. Peki bir şey soracağım. Mesela şu anda ben şanslı mıyım, şanssız mıyım? Bak, yarım metre bile değil, 40 santimle teğet geçti. Bu bir şans mıdır? Çünkü genelde üstüne sıçılan insanlar şanslı oluyorlar. Evet. Hangisi? Şu an ben şanslı mıyım, şanssız mıyım? Gerçek hayatta şanslısın, Survivor'da şanslısın. Normal. Eyvallah. İnanç olarak şanslısın. Tamam. Survivor videoları çekmeye başladığından beri yeme alışkanlığında bir değişiklik oldu mu? Çünkü Survivor'ın ekmeğini çok yedin. Bu yüzden yeme alışkanlıklarında bir değişiklik oldu mu? Survivor'da iyi yemediğim ekmeklere say. 2013 yılından beri istisnasız karşıma gelen, tanıyıp tanımadığım, bana soran herkese oturup sohbet ettim, fotoğraf çekildim. Survivor ile ilgili sorduğu soruların hepsini cevapladım. Seminerlere gittim, bilabeder herkese soruları cevapladım. Ama benim hayatım sadece Survivor'dan ibaret değil. Severek yaptım çünkü o insanlar bana ilgi ve sevgiyle yanaştı. Ben de onların merak ettiği soruları sevgiyle cevapladım. Şu anda da bu videoları çekerek bundan sonra kendimi unutsam geri dönüp izleyebileceğim güzel bir seri oluşturdum. Bir değil, milyonlarca izlenen videolara bu soruları cevaplamış oldum. Eğer çok merak eden olursa artık açıp izleyebilir. Merak etmeyen insan zaten izlemez. Öte yandan bilgi verici çok güzel başka videolar da çekiyorum başka alanlarda. Gel gelelim bilgi verdiğim videolar 50 bin izlenmiyor ama bunlar izleniyor. Kimseye kalkıp öteki videoları zorla izleyin demiyorum. Bunu da isteyen izler, istemeyen izlemez. Sen de ama prim kastın ya. AQ. Kaç tane A var orada? 14-15 tane var. 14-15 tane var. 16.sının yanında da Q var. Q var. Ha tamam, o şu demek. Bunu soran muhtemelen İngilizce seviyesi çok yüksek. Answers and questions. Onların baş harfi. Evet. Zaten bize soru cevap yapıyoruz. Seve seve yanıtlarım. Peki burada seni rahatsız eden ne? Answer the questions diye cevap veriyorum kendisine. O zaman bu benim yaptığım bu videoları izlemek zorundasın bunu soran kişi. Anladın mı? Sana zorla söylüyorum bunu. Yani sen lütfen bu videoyu özellikle izle diye. Yani ben bütün answer'ları questionlıyorum. Anladın mı? Yani question'ları answer'lıyorum. Öyle anlatayım ben sana. Sana ne? Yani cevaplarım cevaplama. Bir sürü insan burada soru soruyor. Onlara saygın olsun. Hayret bir şey. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Mümkün olduğunca cevaplayabildiğim kadar sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Çalışıyorum da. Evet, geçelim artık bir sonraki bölüme. Onda da söylemiştim bu kutunun içinde acaba neler var. Hem benim için de bir nostalji olacak. Sizler için de enteresan şeyler çıkacağını düşünüyorum. Sizi öpüyorum ve seviyorum. Hoşçakalın. Düşmeye değdi.